Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği YGS sonuçları açıklandı. YGS birincisi bu sene Ankara'dan çıktı. Sabri Melihcan Erol matematik ve fen bilimleri testinde 40 doğruyla sayısal alanda 500 tam puan almayı başardı. Bir de babamı al. Adı Hasan Sabri Melihcan Erol. O 13 Mart'ta yapılan yüksek öğretime geçiş sınavında birinci oldu. Başarıyı gerçekten getiren şey dersleri ders olarak görmemektir. Yani her hafta belirlediğim bazı konuları halletmeye çalışıyordum. YGS'de en zor testler olarak gösterilen matematik ve fen testlerinde tüm soruları doğru cevapladı. Sayısal alanda 500 tam puan almayı başardı. YGS birincisi ayrıca Türkiye testindeki sosyal bilimler testinde 3 yanlış yaptı. YGS 2016 sonuçları yazıyordu. İlk tepkim açıklanmış oldu. Böyle gayet sakin bir biçimde. Girdim sonra. Orada bir gördüm falan. İlk başta anlayamadım. Sonra birinci olmuşum sanırım falan dedim. Erol ailesi de oğullarının başarısından dolayı çok memnun. Duygularım karışık. Çok heyecanlandık. Siz nasıl tepki verdi efendim? Bir bağırdı herhalde bilmiyorum ama daha 40 takla atacaklar bir şeydi. Üniversite kararını henüz vermediğini belirten Erol, elektronik mühendisliği bölümünde okumayı istediğini söyledi. Bu bölümü niye istiyorum? Birincisi tıp yapamam. onu biliyorum. Önümdeki kitapları görüyorum yani. İkincisi ise iki yaz önce biz bilgisayar oyunu yapmıştık bir tane. Cep telefonlarını ve bilgisayarda çalışan ve bu işten çok fazla zevk almıştık. YGS 2 puan türünde Türkiye 6.sı olan Kaan Ege Karakuş'a duygularını TGRT Haber'e anlattı. Sınavım iyi geçmişti açıkçası. Çıktıktan sonra mutluydum, umutluydum iyi bir sonuç gerçekten ama bu kadarını beklemiyordum. Gerçekten benim için de büyük sürpriz oldu. Kaan Ege Karakuş hedefini de açıkladı. Ben tıp istiyorum. Hacettepe Tıp İngilizce bölümünü hedefliyorum. Ona göre çalışmamı sürdüreceğim. Eğitimci yazar Nesibe Aydın da öğrencilerinin başarılı olmasından duyduğu memnuniyeti belirtti. Bu yıl Türkiye birincisi ve Türkiye altıncısı bizim kurumumuzdan. Bu gerçekten çok gurur verici bir başarı. Hiçbir başarı tesadüf değildir. Hedefini belirlemek, inanmak ve gerçekten mutlu, isteyerek çalışmaktan geçiyor. Ve sıra geldi LYS'ye. YGS birincisi Melihcan Erol, öğrenci arkadaşlarına bir küçük tavsiyede bulundu. YGS davasını kapatmaları gerekiyor. Çünkü YGS ve LYS çok farklı sınavlar. Birisi zaman yönetme sınavı, diğeri ise bilgi sınavı. Bir an önce bilgi eksiklerini kapatmaya çalışsın. Bu konuları bir an önce halledip deneme çözmeye başlamasında fayda var. Bursa'da çatı